Bir önceki videoda kayıp balık Nemo'dan alıntı yaparak parçacıkları hareketlerini gösterebilmek adına küçük toplar olarak gösterdiğimiz bir sahneyi incelemiştik. Son sahnede ise parçacık pozisyonlarını bir yüzey hesaplayabilmek için kullanmıştık. Sonra da bu yüzeyi suya benzetebilmek için üzerinde oynayarak canlandırmıştık. Birden fazla parçacıktan oluşan düzgün bir yüzeyi nasıl yaratabileceğimizi anlatmak için ısı ile ilgili bir benzetme kullanacağım. Bu parçacıkların her birini etrafına ısı veren birer ısıtıcı olarak düşünelim. Sonra da bize bu yüzey üzerindeki herhangi bir noktadaki sıcaklığın ne olduğunu gösterebilecek bir termometremiz olduğunu hayal edelim. Örneğin bu parçacıklar biner derece sıcaklıkta olsun. Uzaklaştığımızda da sıcaklık düşüyor, anlaştık mı? Mesela burası da 100 derece olsun. Bu arada 100 derece olan tek bir nokta değil, birden fazla nokta var. Sıcaklığı 100 derece olan noktaları birleştirdiğimizde ekrandaki sarı eğriye benzeyen bir eğri elde ediyoruz. Şimdi de bu sarı çizginin içini bize bir su birikintisini andıracak mavi renge boyuyoruz. Parçalar birbirlerinden ayrıldığında aynen damlalar gibi izole alanlar oluşturuyor. Birbirlerine yaklaştıklarında ise birleşip suyu andırıyorlar. İşte size birden fazla parçacık içeren bir versiyon. Suya ne kadar çok benzediğini görüyor musunuz? Eğer binlerce parçacığımız olsaydı suya daha da çok benzeyecekti. Bunu filmlerde 3 boyutlu olarak kullanıyoruz ve eğri bir yüzey yaratmış oluyoruz. Aynı kayıp balık Dory'den gördüğünüz bu sahnede ya da yine aynı filmden daha da karmaşık olan gördüğünüz bu sahnede olduğu gibi. Bu da Sevimli Canavarlar Üniversitesi'nden bir sahne. Burada su yerine boya simüle ediliyor. Su boyadan daha akışkan olduğu için boyayı canlandırırken akmazlığı arttırmamız gerekti. Size bir sır vereyim. Boyanın gerçekte nasıl hareket ettiğini bilmediğimiz için işe gerçek boya kullandığımız bu sahneyi çekerek başladık. Bu videoda gerçekten de çok işimize yarayan şeyler vardı. Şimdi bu videoyu burada bitirelim ve size alıştırma şansı verelim. İyi şanslar.